Arkadaşlar merhaba. Bugün daha önce yaptığımız Android TV Box önerilerini videoya başlamadan önce kanala abone olmayı, bir yorum bırakmayı ve indirimli ürünlerden yararlanmak için biliyorsunuz Kasım ayı geldi, indirimler var. WhatsApp ve Telegram kanallarımıza katılmayı unutmayın arkadaşlar. WhatsApp kanallarında numaranızı kimse görmüyor. Şimdi arkadaşlar, daha önce lisanslı ve lisanssız cihazları ayırıyorduk. Lisanssız cihazlar depolama yönünden zengin olduğu için, daha oyun oynanabilirliği olduğu için biz onları oyun oynayacak kişiler için ön planda tutuyorduk. Onlarda lisans bulunmuyordu ve kumandaları da sesli asistan fonksiyonunu genellikle desteklemiyordu. Yeni yapacağımız listede ise tamamıyla lisanslı cihazlardan bahsedeceğim. Eskiden lisanslı cihazların depolamaları maksimum 8 GB olurken artık yeni nesil cihazlarda bazı stickler olsun, boxlar olsun 16 GB'da çıkarıldı depolamaları. Bazılarının 32'ye, bazılarının 64'e çıkarıldı hatta. Bunlardan bahsedeceğiz. Neler alınabilir? Yine bunlardan bahsedeceğiz arkadaşlar. Fiyat bantlarına göre bir değerlendireceğiz. Öncelikle herkesin merak ettiği, en çok izlediği, işte en premium ürün olan bence bu fiyat bandında Homatix'in şu, şöyle göstereyim. Box R4K Plus. Bu Rose Gold olan arkadaşlar. Bunun gri olan versiyonu da var. Gri olan da AV portu, yani 3.5 mm jack girişi de var. Bunda AV portu bulunmuyor. Bunda S905X4 işlemci bulunuyor. 4 GB RAM, 32 GB depolama bulunuyor. Ve dedim ya, portlanmış eski lisanssız depolamalara yaklaştı. Hatta Hako Pro var. O da var bende ama şimdi yukarıda. Hako Pro'nun hatta 64 GB'a çıkarı depolaması. 32 GB modeli de var. Yine piyasada yine Homatix'in şu R4K modeli var. 16 GB depolaması var. En düşük şu an ikinci nesil Xiaomi'nin, şöyle göstereyim, Mi Box'ı. Yine düşük sayılabilecek Google'ın Chromecast'i bu şekilde göstereyim size. Bunların hepsini tek tek kanalda bulabilirsiniz. Açıklamaya koymazsam kartlara koyacağım arkadaşlar. Şimdi bir TV Box alırken nelere dikkat etmeli ve hangi TV Box bizim için uygun olur? Bunlardan bahsedelim. Eğer zaten benim gösterdiğim şu anda bütün cihazlar lisanslı cihazlar da, depolama ihtiyacınız var mı yok mu? Biraz da buna göre satın alım yapmalısınız. Bir de son zamanlarda Mert ve Kaan'ın incelediği Nova, DreamStar Nova diye bir cihaz var. Onu da açıklamadaki listeye koydum. Bu gösterdiğim cihazları ve saymadığım diğer önerdiğim lisanssız cihazları bir liste yaptım. Açıklamaya onu koyacağım arkadaşlar. Şimdi ben sadece işte ücretli üyeliklerim var. Netflix'ti, Amazon Prime'di, Disney'di vesaire. Ve USB bağlamakla işim yok. Bana sadece ücretli üyeliklerimden izleme yaptırsın, izletsin bana yeterli diyorsanız eğer, bu Google Chromecast 4K sizin için yeterli. Ancak bu Homatix 4K Plus kadar pahalı değil ama bir miktar pahalı cihaz. Yani 2500 liralarda falandı. En son baktığımda son fiyatını bilmiyorum. Son fiyatı, güncel fiyatı açıklamadaki linkten bakarsınız. Şu şekilde kısacık bir kablosu var. Hemen televizyonun arkasına HDMI'den bağlıyorsun. Televizyonun arkasında kalıyor. Kendi kumandasıyla kontrol edebiliyorsun. Sesli asistan özelliği gelişmiş bir Google TV bu. USB ile işim yok diyenlere. Eğer senin USB ile işin varsa, daha hızlı bir işlemci istiyorsan, şu Chromecast'te S905Y4 vardı. Aşağı yukarı aynı hızlarda da bu biraz daha hızlı. Eğer USB girişi istiyorsan, Ethernet girişi istiyorsan, bu Chromecast'te yine Ethernet girişi de yok. Veya bunda Wi-Fi 6 var. Wi-Fi 6 olsun, benim Wi-Fi 6 modemim var, en hızlı şekilde internet bağlantısını, ağ bağlantısını gerçekleştireyim diyorsan. Ayrıca bu cihazın tuner özelliği de var. DreamStar Nova'da da var. Tuner özelliği Botek V-Zone'da var bildiğim kadarıyla. Şuradaki Type-C'den Homatix'in tünerini alıp uydu kablosunu bağlayıp televizyon ulusal kanalları da izleyebiliyorsunuz aynı zamanda. Optik ses çıkışımız var. HDMI 2.1 olması lazım. Ve Ethernet çıkışımız var. Ethernet de lazımsa bu şekilde box tipi kutulara gitmeniz lazım. Bu şu anda alabileceğiniz üst seviye Android Box'lardan birisi. Eğer ben en iyisini istiyorum, kalite istiyorum diyen varsa Homatix'in bu R4K Plus'ını satın alsın. Bunun yurt dışı linkini de ben açıklamaya koyarım. Yurt içi linkini de zaten liste içinde olacak. Ethernet'im olsun, jack girişim olsun, yani bir hoparlör bağlayabileyim ben buna, optik ses çıkışım olsun, USB'leri olsun diyenlere, ama o kadar da pahalı olmasın. Bunların ikisi de bu arada Android TV arkadaşlar. Bunlar Google TV değil. Biraz daha bütçe dostu olsun diyorsanız bu Homatix'in R4K'sı. Plus olmayan model. 2 GB RAM, 16 GB depolamaya sahip. Özellikle şu Rose Gold Homatix Box'ta veya Homatix Box Plus'ta oyunlarda yükleyerek bolca oyun yükleyip içine oynayabilirsiniz. Aynı şekilde bunda da Rose Gold Homatix Box Plus kadar olmasa da içine birkaç tane oyun sığar ve bunları oynayabilirsiniz. Biraz daha
oyun oynamak isteyen, arkalarındaki USB'den joystick bağlayabilirsiniz. Harici kumandalar bağlayabilirsiniz. Klavye, mouse bağlayabilirsiniz USB'si olduğu için. Oyun oynamak istiyorsanız biraz daha depolaması yüksek bir cihaza gitmeniz lazım. S9-5Y4'ten aşağıda bir işlemcisi olmasın. Şimdi Xiaomi'nin bu yeni çıkan Box Gen 2. Bunun incelemesini yakında çekeceğim. Birkaç güne gelecek arkadaşlar. Bunda da yine işte ücretli üyeliklerim, Amazon Prime'de, Netflix'te vesaire, bunlar yüksek görüntü kalitesinde hepsinde olduğu gibi oynatılabiliyor. Bunda bir tane USB 2.0 bağlantısı var. USB'den joystick, mouse, klavye, USB çoklayıcı bağlayabilirsiniz diğerlerindeki gibi. Ancak bunun depolaması 8 GB. Bunda fazla oyun oynayamazsınız arkadaşlar. İşte ne bileyim bir Racing yüklersin. Depolama doldu dolacak olur. Veya ne bileyim asfalt yüklersin. Bir tane bilemedim, iki tane yükleyebilirsin. İki tane olmaz bile bence. Dolayısıyla bu dört cihazın arasından mesela fiyatlarına geldiğimizde bu 2.5-3 civarı demiştim. Bu Türkiye fiyatı 4-4.5 bazen 3-750'ye falan iniyor. Bunun Türkiye fiyatı 2.5 olması lazım. Tam emin değilim. Bunun da Türkiye fiyatı Xiaomi'nin de 1650 liraydı en son gördüğümde, ama Kasım indirimlerindeydi. Biraz artmış olabilir. Hala Kasım indirimlerindeyiz ama şu 11-11 indirimleri geçtiği için bugün ayın kaçı hemen onu söyleyeyim size. Ayın 15'i bugün, 15 Kasım. Dolayısıyla bir miktar yükselmiş olabilir. Peki burada bende olmayan, elimde olmayan alınabilecek başka ne cihazlar var? Hako Pro. Hako Pro'nun 32 GB'lık ve 64 GB'lık seçeneği var. S95Y4 işlemcisini kullanıyor. 4 GB RAM'e sahip. Yine bolca depolama lazım diyenler, üzerinde USB giriş çıkışı olsun diyenler yine Hako Pro'yu tercih edebilirler. Şu an bence hala makul fiyatlarda Hako Pro. Bunu size söyleyebilirim. Ayrıca geçenlerde incelediğimiz Nexstart, o da en son 1300-1400-1500 liralarda dolanıyordu. O daha makul fiyatlarda 2 GB RAM, 4 GB depolamaya sahip. Hako Pro Android TV Box'tı. Bu Nexstart ise Google TV. Bunda da Google TV var arkadaşlar, yeni nesil Xiaomi Box'ta. 16 GB bana birkaç tane oyun oynamak için yeterli. Bir tane de USB'si var Nexstart'ın. O da yeterli dersen Nexstart tamamdır. Bir de bu yeni çıkan son zamanlarda dediğim gibi Kaan ve Mert'in incelediği Dreamstar Nova diye bir cihaz var. O da şu Homatix markasının Raybox Lite diye bir modeli var arkadaşlar. Onun farklı bir marka adı altında üretilmiş, piyasaya sunulmuş bir modeli diyebiliriz. Ve bu piyasaya sürülmüş model hala hazırda 1300-1400-1500 liralara satılmakta. 32 GB depolaması olması. Yine S95-Y4 işlemcisi var. X4 ile Y4 arasında şahan bir fark yok ama X4 biraz daha hızlı çalışır diyebilirim ben size. Değerlendirilebilir. Tabi burada benim listeme eklediğim bir sürü cihaz var. Onlardan da hani gerçekten alınabilecek, almaya değer cihazlar varsa mesela Hako Mini var yine. Onu söyleyebilirim size. Miko'nun cihazları var. KM2 Plus. Bunlar alınabilir. KM2 Plus'ın fiyatı 1999'muş. Miku'nun yine diğer lisanslı cihazlarına bakabilirsiniz. Miku KM7'yi alabilirsiniz yine. Listede zaten hepsini göreceksiniz. Daha böyle premium vari ama bazı lisansları eksik olan formüler var arkadaşlar. Onu da daha önce incelemiştik. Formüler Z4 Max diye. Bunu bakabilirsiniz ama biraz Netflix lisansı eksik. Google lisansı tamam ama Netflix lisansında sorun var. 4K Plus da bu arada 4000 liralara falan çıkmış. Hiremco'nun Smart Life diye bir cihazı vardı. Ona bakarsanız hala piyasada buluyorsanız. Botein Vizon'u vardı. Bunlar benim gördüğüm alınabilecek depolamalar. Tabii siz kullanıcı olarak biraz da kendiniz karar vereceksiniz. Benim depolamaya ihtiyacım var mı? Tabii burada gördüğünüz tüm cihazlara dışarıdan uygulama yükleyebiliyorsunuz. APK yükleyebiliyorsunuz yani. Onda sıkıntı yok. Sadece Google TV'lerde geliştirici seçeneklerini açmanız gerekiyor. Geliştirici seçeneklerini açtığınızda APK'lar yüklenebiliyor. Google TV olanlarda, Android TV olanlarda zaten sorun yok. Bir de bakın. Android TV arayüzüne bakın. Google TV arayüzüne bakın. Google TV arayüzünü ben biraz açıkçası kullanışsız buluyorum. Çok karışık, çok fazla yerlere kumandayla gezinirken yanlışlıkla gidiyorsunuz. O yüzden Android TV arayüzünü ben daha çok seviyorum. Tabii bu kişiler tercih meselesidir. Bakın, oyun oynayacak mısınız? Mesela oyun oynama ihtimali olan ileride bir çocuğunuz var mı? İster mi? Özellikle erkek çocuğu. 32 GB, 64 GB farkında değerlendirin. 8 GB, 16 GB farkında değerlendirin. Yani ben oyun içine şu asfalt tarzı, Real Racing tarzı bu güncel oyunları kurarım, oynarım, çocuğumla beraber oynarım veya kendim oynarım diyorsanız biraz daha depolaması yüksek cihazlara yönelin. Ama artık lisanssız cihazlara ben açık söyleyeyim yönelmenizi önermem.
Çünkü biz lisanssız cihazlara depolamaları yüzünden yaklaşıyorduk. Onları satın alıyorduk. Artık hem lisanslı hem de 32-64 GB depolamalı box'lar olduğu için artık bence lisanssız portlanmış cihazlara gerek yok. Tabi bunların yanında bile buna benzer, Google Chromecast 4K'ya benzer stick tarzında cihazlar var. Bence orada Realme stick alınabilir hala. Xiaomi'nin 4K olan stick'i hala alınabilir. Onun dışında aklıma gelen bir stick yok açıkçası. Sunny'nin vardı ama onun depolaması çok vasattı. Çok onu önermiyorum. Sunny Prime'dı. Yani bu şekilde lisanslı cihazlara bakın arkadaşlar artık. Ve depolama lazımsa, ne kadar depolama lazımsa ona göre değerlendirin. Bakın arkadaşlar, şu 4 cihazın sadece, bakın sadece lisanslı uygulamalar, yani Netflix, Amazon Prime, YouTube vesaire, sadece bunları kullanan insanlar için şu 4 cihazın bence birbirinden hiçbir farkı yok. Sadece Amazon Prime, Disney, Netflix, YouTube'tan bir şeyler izleyenler için bu 4 cihazın birbirinden hiçbir farkı yok. Ancak işte ben USB'den yüksek bitrate'li videolar, filmler oynatırım dediğinizde burada öne çıkan cihaz şu Xiaomi S95X4 ve bu Rose Gold Tomatix Plus yine S95X4 işlemciye sahip. Bunlar yüksek bitrate'li filmleri USB'den, hard diskten oynatacağım dediğin zaman bunlar daha öne çıkar. Kendi filmlerini oynatacağım dediğin zaman. Yani yüksek bitrate'li filmleri dediğimde mesela bir film 40 GB, 60 GB, belki 80 GB Blu-ray tarzı filmleri, bunlar da daha iyi çalışır, daha iyi oynar. Hatta bunda daha da iyi oynar. Neden? Çünkü bunda bir de USB 3.0 desteği var. Yani USB 2.0, bundaki USB 2.0 şöyle söyleyeyim, en azından sınırlamayacaktır arkadaşlar. USB 2.0, bunda da USB 3.0 var. Bir tane de USB 2.0 var. Dolayısıyla burada USB 3.0 bir flash disk veya hard disk kullandığınızda bitrate açısından sınırlamayacaktır. Hızlı veri aktarımı yapacaktır. Dediğim gibi farklı kullanım senaryoları var. Ben Android TV Box'ları genelde oyun oynamam ama bazen yüklerim, bir denerim canım sıkıldığında. Tüm bu önerdiğim lisanslı box'ların satış linkini, güncel fiyatlarını görmeniz için aşağıya koyacağım arkadaşlar. Umarım bahsetmediğim bir şey kalmamıştır. Böyle hem öneri hem de Android TV Box alırken nelere dikkat etmeli konusuna değinmek istedim. Artık dediğim gibi portlanmış cihazlara, lisanssız cihazlara çok bulaşmamaya çalışın. 64 GB'lık lisanslı cihaz bile var artık. Yani daha ne olsun? Bence bu devirde artık onlara bulaşmayın arkadaşlar. Tabii biz yine incelemek için AliExpress'ten falan satın alıyoruz. Onların da taliplisi çok. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Tekrar hatırlatayım, kanala abone olmayı, videoya bir yorum yazmayı, WhatsApp ve Telegram kanallarımıza katılmayı unutmayın. Başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Diğer videolara göz atmak için ekranda yer alan küçük resimlere tıklayabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, videomuza yorum yazmayı ve yeni videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Esen kalın.